Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Karun kim? Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'den ilgili bazı ayetleri okuyacağız ve değerlendirmelerde bulunacağız. Kur'an-ı Kerim bize bütün zamanlarda ışık tutacak olayları anlatır. İşte mesela Firavun istibdat noktasında bir prototiptir ve bütün zamanlarda örneği görülebilen bir kimsedir. Kendisi zalimdir. Milletinin üstünde böyle bir tahakkümle onları zorla istediğini yaptırmaya çalışmaktadır. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bize Karun tiplemesinde de bulunur ve o dönemde yaşamış olan çok büyük bir zenginin durumunu bize anlatır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu Karun kıssası bütün zamanlara ışık tutacak özellikler taşır. Yani her zamanın hem firavunları bulunur. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil ile alakalı. Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürüldüğünde Peygamberimiz şu değerlendirmeyi yapmıştır. O bu ümmetin firavunuydu. Demek ki her milletin kendine göre bir firavunu var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim firavunu anlatırken bütün zamanlarda ortaya çıkabilecek firavunların karakteristik özelliklerine de dikkat çeker. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın zamanında yaşayan firavunla sonraki devirlerde gelen firavunlar genelde birbirine benzer özellikler taşır. İşte yine Hazreti Musa döneminde yaşayan çok önemli bir zengin Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bunun ismi Karun. İlgili ayetleri ben arz etmeye çalışacağım ve kısa bir mealini ve kısa bir yorumunu yapacağım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Kasas suresinde. İnne Karune kâne min kavmi Musa. Karun Musa'nın kavminden idi. Hazreti Musa döneminde yaşadı. Onun kavminden idi. Febagâ aleyhim ama onlara karşı taşkınlıkta bulundu. Musa'nın kavminden idi ama o kavme karşı taşkınlıkta bulundu. Ve âteynâhu minel kunuz mâ inne mefâtihahu letenû'u bil usbe ulil kuvve. Onun hazinelerini güçlü kuvvetli bir topluluk taşıyordu. Yani sadece anahtarları diye de bu bazı meallerde öyle de ifade edilir. Yani o derece zengin ki anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir topluluk taşıyor. O derece bir zenginliğe sahip, bir servete sahip. İz gâle lehu kavmuhu, kavmi ona şöyle demişti. La tefrah, innallâhe la yuhibbul ferihin. Şımarma, Allah şımaranları sevmez. Yani zengin olanlarda şımarma özelliği daha fazla olabilir. Yani zengin olan bir kimse zenginliğiyle mağrur olabilir ve bu zenginliğiyle insanlara üstten bakabilir. Her zenginde bu görülebilecek bir özelliktir. İşte kavmi Firavun'a, Karun'a diyorlar ki şımarma, Allah şımaranları sevmez. Vebtagî fîmâ âtâkallâh eddâral-âhirâ. Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu talep et. Yani Allah'ın sana verdiği bu servet cenneti kazanmak için çok güzel bir sermayedir. Bunu Allah yolunda kullanmak suretiyle cennetin yüksek makamlarını elde edebilirsin. Benzeri bir şey bütün zenginler için geçerlidir. Mesela dinin bazı emirleri zenginliğe bakıyor. Zengin olmayan kimseye zekat farz değildir. Zengin olmayan kimseye hac farz değildir. Zengin olan bir kimse zekat verir, sevap alır, hacca gider, yine sevap kazanır. Dolayısıyla zenginlik bir yönüyle güzel bir nimettir. Bununla ahireti kazanmak lazım. Aslında bize verilen her şey ahireti kazanmak için bir vesiledir. Zenginlik de yine bir vesiledir. Kavmi Karun'a bunu hatırlatıyor. Allah'ın sana verdikleriyle ahireti kazanmaya çalış. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ama dünyadan nasibini de unutma. Burada tabii dünyadan nasibi unutma, meşru şeyler olarak anlaşılması gerekir. Yani meşru dairede dünyadan da istifade edersin. Yani Allah bir insana zenginlik nasip etmişse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah zenginlik nasip ettiği kimseye o nimeti üzerinde görmek de ister. Dolayısıyla zengin ama o kadar gariban ki, cebinizden para çıkarıp adama yardım edesiniz geliyor. Öyle de olmamalı. Evet, başkalarına hava atmamalı, başkalarının gıpta damarını
çekecek şekilde hareketlerde olmamalı, mütevazi olmalı. Bunlar tamam ama Allah'ın verdiğiyle meşru manada istifade eder. Üzerinde o nimetlerin eserinin görülmesi de güzel bir durumdur. Dünyadan nasibini unutma derken, dünya ahiretin tarlasıdır. Sana verilenlerle ahireti kazanmaya çalış. Bu mana anlaşılabilir. Bazı müfessirler şu manaya da dikkat çekmişler. Demişler ki, dünyadan nasibini unutma, dünyadan nasip sonunda kefendir. Yani bu servetinle kabre girecek değilsin. Hiçbir insan kendi servetiyle veya makamıyla kabre girmiş değildir. Onlar geride kalır. Kabre insan kefenle girer, ameliyle baş başa kalır. İşte dünyadan nasibini unutma derken sonunda bir kefenle çıkıp gideceğini unutma. Bunu hatırlatmış oluyorlar. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah sana lütfettiği gibi, verdiği gibi sen de lütfet. Yani bir insan kendini adeta bir böyle dağıtım memuru gibi görmeli. Allah ona vermiş, o da insanlara dağıtıyor. Ve Kur'an-ı Kerim bu noktada zenginlerimize şunu bildirir. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمِ Onların mallarında hem dilenciler için hem mahrum olan kimseler için belli bir hak vardır. Yani zenginin en azından malının 1/40'ı kendine ait değildir. Veya doğrudan tarladan bir gelir elde ediyorsa öşür. Tarladan elde edilen mahsulün 1/10'u o zenginin kendi hakkı, kendi malı değildir. Onun malı içinde fakirin hakkıdır. İşte Allah onları bir nevi dağıtım memuru kılmıştır. Allah onlara vermiş, onlar da başkalarına vermesi lazım. Ve verirken de minnet etmemeleri. Yani ben bunu sana veriyorum değil, Allah'ın sana bir ikramıdır. Ama benim elimle veriyor. Bunun şuurunda olarak vermek gerekir. وَلَا تَبُغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat peşinde koşma. Yani Allah'ın sana verdiği serveti har vurup harman savurma, günahlarda kullanma. İşte günümüzde pek çok zengin Allah'ın kendisine vermiş olduğu serveti taşkınlıklarda kullanır. Gece kulüplerinde kullanır. İşte diyelim öğle yemeğini Paris'te yiyip tekrar buraya dönmek gibi. Bu gibi yerler şeylerde kullanır. Bunlara lüzum yok. Bu tarz sükse yapmaya, böyle servetiyle hava atmaya lüzum yok. Allah'ın verdiği bu serveti meşru bir şekilde kullanmak lazım. İnsanların yararına kullanmak lazım. Keyif sürmek için değil. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Allah ortalığı fesada verenleri, ortalığı karıştıranları sevmez. Burada acaba Karun'un tavrı ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'den onu görüyoruz. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى اِلْمٍ اِنْدِي Karun diyor ki, bendeki ilimden dolayı bunlar bana verildi. Yani Allah bana verdi demiyor. Ben kendi ilmimle, kendi hünerimle, kendi marifetimle bunları kazandım. Bu bir zihniyettir. Ve bu zihniyet pek çok zenginde kendini gösterebilmektedir. Pek çok zenginimiz Allah bana böyle bir servet nasip etti demek yerine ben kazandım, ben yaptım, ben ettim enesiyle buna sahip çıkmaktadır. Halbuki lehul mülk, mülk tümüyle Allah'ındır. Emaneten insanlarda duruyor. Allah insanları imtihan için kimine az, kimine çok veriyor. Bu durumda bir insanın ben ilmimle kazandım, kendi hünerimle kazandım demesi doğru değil. Ayetlerin daha devamı var ve ayetlerin devamında şunu görüyoruz. Ben mealen buraları zikredeyim. İşte bazı insanlar bakıyorlar ki Karun'un gerçekten çok büyük bir serveti var. Şaşasıyla, deptebesiyle insanların içine çıktığında onlar diyorlar ki keşke biz de Karun gibi olsak. Ama Karun çok büyük bir hata yapıyor. Bunun neticesinde yerin dibine geçiriliyor. Yani hem kendisi hem sarayı hem sarayındaki serveti yerin dibine geçiriliyor. Dün onun gibi olmak isteyenler onun saltanatının bittiğini, servetinin yerin dibine geçtiğini görünce o zaman diyorlar ki vay demek ki böyle değilmiş. Allah dilediğine bol, dilediğine az veriyormuş. Dilediği zaman da dilediğinden mülkünü alıyormuş. Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssaya baktığımızda Karun kıssasında kendimizi görebiliriz. Karun kıssasında diğer zenginleri görebiliriz. Karun kıssasında
malıyla mağrur olan nice insanın akıbetini görebiliriz. Kur'an-ı Kerim bu gibi olayları bize anlatırken sadece bir misal vermiş oluyor. Biz o örnekten tarihin hemen her devrinde pek çok numunelerini görebilmekteyiz. Cenab-ı Hak helalinden kazanmayı, helalinden sarf etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve zenginlerimize de Allah yolunda verebilmeyi nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.